Merakla beklenen Dune filmi nihayet vizyona girdi. Ben geçtiğimiz gün özel gösterimde filmi IMAX'ten izledim ve çok beğendim. Serinin neredeyse bütün kitaplarını okumuş biri olarak filme 10 üzerinden 8 verebilirim. Yönetmenin gerçekten de iyi bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Bu yüzden de Dune Part 2'yi özellikle de sinemada izlemenizi tavsiye ederim. Fakat kitapları okumayanlar için filmde bir sürü havada kalan nokta var. Mesela bu Dune denen çöl gezegeni niye bu kadar önemli? Bu baharat nedir? Bu kadar gelişmiş bir medeniyette neden bir tane bile robot, android, yapay zekalı bilgisayar yok? Ya da kim bu BNG denen kadınlar dertleri ne? İşte bu yüzden kitapları okumadan önce filmi izleyenler veyahut da filmi izlemek isteyenler için açıklayıcı bir video yapmaya karar verdim. Bugünkü videomuzda Dune evrenine dair 5 önemli sorunun cevabını size vereceğim. Size tavsiyem önce bu videoyu izleyin ardından filme gidin. Ama her halükarda bu videoyu izledikten sonra Dune filmi sizin için çok çok daha anlamlı hale gelecek. Fakat sakın benimle ve filmle sınırlı kalmayın. Hazır bu evrenin kapıları açılmışken bütün kitapları okumanızı tavsiye ederim. Dune gerçekten de karşılaşabileceğiniz en başarılı ve en kaliteli bilimkurgu eserlerinden biri. Frank Herbert'ın 1960'lı yıllarda yarattığı bu evren kendinden sonra gelen birçok kitaba, filme ve oyuna esin kaynağı oldu. Mesela George Lucas. George Lucas, Tatooine gezegenini oluştururken Dune'dan ilham aldığını birçok kez dile getirmişti. Ama dediğim gibi bunları daha iyi anlayabilmeniz için kitaplar okumanız lazım. Neyse ben fazla uzatmadan sorulara geçeyim. Birçok kişi filmi izlemeden önce ve izledikten sonra şu sorunun cevabını çok merak ediyor. Bu Dune dediğimiz evren bizim zaman çizgimizde mi? Bizim evrenimizde mi? Eğer öyleyse hangi tarihlerde geçiyor bu olaylar? Sorunun cevabı evet. Dune bizim evrenimizde geçen bir hikaye fakat zaman çizgisi çok ötelerdi. Filmde izlediğimiz olaylar günümüzden yaklaşık 21 bin yıl sonrasına geçiyor. Aradan geçen 21 bin yıl içerisinde insanlık dünyayı terk etmiş, önce galaksiye sonra da bütün evrene yayılmış. Dünya gezegeni var biliniyor ama yaşanan bazı felaketlerden ötürü artık orada yaşayan neredeyse kimse yok. İnsanoğlu evrene o kadar yayılmış ki farklı yerlerde farklı kültürler, farklı medeniyetler, farklı dinler oluşmuş. Bu farklı medeniyetler gruplara, tarikatlara ve hanedanlıklara dönüşmüş durumda. Yani anlayacağınız milattan sonra 23 bin yıllarında geçen bir hikaye izliyorsunuz. İkinci ve Dune evreni için çok önemli bir soru. Baharat yani melanj nedir? Neden bu kadar önemlidir? Melanj yani baharat Dune evrenindeki medeniyetin temel yapı taşıdır. Baharat olmazsa medeniyet çöker. Baharat yani melanj sadece ve sadece Dune gezegeninin çöllerinden elde edilebilen bir tür kimyasal. Tadı ve kokusu tarçına benzer. Ama bitkisel değildir. Baharatı yaratan şey devasa kum solucanlarıdır. Baharatın insandan üzerine büyük etkileri vardır. Son derece bağımlılık yapıcı bir kimyasal olan baharatı belirli bir dozun altında kullanırsanız sağlıklı, uzun ömürlü bir insan olursunuz. Zekanız ve psikolojik kapasiteniz artar. Fakat belirli bir dozun üzerine kullanırsanız beyniniz normalden çok daha güçlü, çok daha üstün hale gelir. Psikolojik yetenekleriniz tavan yapar ve bir hiper beyne dönüşürsünüz. Fakat baharatı bu kadar özel kılan şey, İnsanların yıldızlar arası yolculuk yapabilmesini sağlamasıdır. Dune evreninde Star Wars'daki gibi kafanıza göre herhangi bir yıldız sistemine gidemezsiniz. Bunu sadece lonca yapabilir. Lonca yıldızlar arası ulaşımdan sorumludur. Bunu hailer yani devasa büküm gemileriyle yapar. Bu gemiler inanılmaz derecede büyüktür. Tek seferde binlerce uzay gemisini bünyelerine barındırabilirler. Hatta bu gemilerin içerisinde yaşayan farklı uygarlıklar bile var diyebilirim size. Büküm gemileri aslında hareket etmezler uzay zamanı istedikleri noktaya bükerler. Fakat bu çok riskli bir iştir. Eğer doğru yere büküm yapmazsanız bir anda kendinizi bir asteroid tarlasının ortasında bulabilirsiniz. İşte bunu önleyebilmek için üstün pisişik yeteneklere sahip navigatörlere yani rotacılara, pilotlara ihtiyacınız var. İşte bu rotacılar için baharat kritik öneme sahiptir. Pilotlar rafine baharat tanklarının içinde yaşarlar tıpkı balık gibi. Zaten bu yüzden ilerleyen dönemlerde vücutları çok ciddi bir mutasyona uğrar, kollar bacaklar küçülür, kafa devasa bir hale gelir, kariyerinin zirvesindeki bir pilot dışarıdan bakıldığında tuhaf bir balığa benzer. Ama sahip olduğu muhteşem pisicik güçler sayesinde bütün gemisi için en güvenli rotayı, en güvenli noktayı seçebilir. Dün gezegenini bu kadar özel kılan şey işte bu baharattır. Baharat olmazsa bütün gemileri çalışmaz. Rotacılar doğru rotalar seçemezler. İnsanlığın bütün iletişimi kopar. Özetle Dune gezegenini elinde tutan bütün medeniyetin gücünü elinde tutar. Ve ne olursa olsun baharat her zaman akmalı. Gelelim üçüncü soruya. İnsanoğlu 21 bin yıl boyunca bütün evrene yayılmış. Her yeri kontrol etmiş. Peki bu süre zarfında hiç uzaylılarla karşılaşmış mı? Mesela filmi izlediğinizde bir tane bile farklı uzaylı ırk göremiyorsunuz. Peki bu ne anlama geliyor? Evrende insan dışında başka bir akıl yaşam formu var mı? Bu sorunun cevabı hayır. Dune evreninde insandan başka akıllı bir yaşam formu yok. Fakat neredeyse her gezegenin kendine özgü yaşam formları var. Mesela Dune'da yani Arakis'te devasa kum solucanları var. Çöl fareleri var. Diğer gezegenlerin de kendine özgü canlıları var. Fakat bunların hiçbiri insan kadar gelişmiş değil. Yani insanoğlu evrenin yegane ve tek hakimi. Gelelim dördüncü soruya. Bunu filmi izleyenler daha çok merak ediyor. Çünkü filmi izlediğiniz zaman bir şey fark ediyorsunuz. Etrafta bir tane bile robot android yok. Yani öyle Star Wars'daki gibi etrafta vızır vızır robotlar yapay zekalı makineler gezmiyor. E peki neden Dune evreninde yapay zekalı robotlar androidler yok? Bu teknolojiye sahip mi değiller? Hayır tam tersine bu teknolojiye fazlasıyla sahipler fakat Dune evreninde yapay zeka düşünen makineler yasaktır. Dune evreninde işleyebileceğiniz en büyük ve en korkunç günah düşünen bir makine yapmaktır. Filmin geçtiği tarihten yaklaşık 10 bin yıl önce bütün evreni yapay zeka kontrol ediyordu. Ve işler öyle bir noktaya geldi ki yapay zeka insan olduğunu yok etmeye karar verdi. Bu yüzden insanlar ve makineler arasında büyük bir savaş çıktı. Biz bu savaşa Batlaryen cihatı diyoruz. Bu kanlı cihat sürecinin sonunda düşünen makineler yapay zeka yok edildi. Ve kullanımı sonsuza dek yasaklandı. E tamam hadi bilgisayarları yok ettiniz. Yapay zeka yok ettiniz ama Onlara olan ihtiyaç nasıl giderildi? Mesela o zamanlar yıldızlar arası yolculuk yapan gemileri yapay zeka idare ederdi. Onlar yerine navigatörler geçti. Baharat sayesinde insanların gelişmiş yapay zeka ihtiyacı kalmadı. Bunun dışında bilgisayarların işini üstlenen başka bir sınıf daha çıktı. Mentatlar. <laughs> Mentatlar, daha doğrusu insan makineler, gelişmiş bilgisayarların yaptığı şeyleri zihinleriyle yapabilen özel insanlardır. Mentatlar sadece bilgisayarların hesaplayabileceği işleri yapabilirler, olasılık hesapları yapabilirler ve ciddi anlamda veri de depolayıp kaydedebilirler. Yani mentatlar ve baharat sayesinde yapay zekaya ihtiyaç yoktur. Ve gelelim 5. soruya. Bene Filmde de görüyorsunuz nerede bir hanedan, nerede bir soylu var yanında benegeseritler var. Peki bu kadınlar ne yapıyorlar? ne işe yarıyorlar? Amaçları ne? Bene Gesseritler imparatorluğa ve hanedanlara hizmet ederler. Onların soylarının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlarlar. Fakat gerçekte Bene Gesseritler altın yol kehanetine bağlı gizli bir tarikattır. Tamamı kadınlardan oluşur. Bene Gesserit rahibelerinin özel güçleri vardır. Metabolizmalarını yönetebilirler. Zehirlerle başa çıkabilirler. Hatta vücutlarında başka zehirler de üretebilirler. Mesela Vladimir Harkonnen'in uçan bir balon olmasının sebebi zamanında bir Bene Gesserit'in hışmına uğramasıydı. Erkekleri istedikleri gibi manipüle edebilirler. Hamile kalıp kalmayacaklarına karar verebilirler. Hatta çocuklarının cinsiyetlerini bile belirleyebilme yeteneklerine sahiptirler. Ve aslında kutsal amaçlarını gerçekleştirebilmek için hanedanların ve imparatorun yanındaymış gibi görünürler. Binlerce yıl boyunca ayarlanmış çiftleşmelerle özel bir soy üretme gayretindeler. Benegeseliklerin en büyük gayesi Kusiyat Haderah'ı yaratmak. Yani ileride Tanrı İmparatoru olacak ilk ve tek erkek Benegeselik'i yaratmak. Kusiyat Haderah bütün evreni yönetecek, bütün evrene hükmedecek. E benegeselikler de ona hükmedecek. İşte bu yüzden binlerce yıldır çok gizli bir üreme planı yürütüyorlar. Normal şartlarda planları başarıya ulaşmak üzereydi fakat kahramanımız polün annesi çocuk doğururken kız yerine erkek çocuk tercih edince işler biraz karıştı. Ne kadar karıştığını merak ediyorsanız kitaplar okumalısınız. İşte bu 5 sorunun cevabı sayesinde film sizin için artık çok daha anlamlı olacak. Ama sizin yerinizde olsam bu videoyla ve filmle sınırlı kalmam. Gerçekten de Dune evreni muazzamdır. Tamam filmi izleyin ama filmi izledikten sonra kitapları da mutlaka okuyun. Mesela ben orijinal seriden önce Hanedanlar Üçlemesi'yle yani Frank Herbert'ın oğlunun yazdığı kitaplarla başladım. Onlar bittikten sonra orijinal seriyi okudum. Ve yakında da Cihat Üçlemesi'ne başlayacağım. Yani anlayacağınız Dune evrenini elinizi verirseniz kolunuzu kaptırırsınız. Ve bundan hiç pişman olmazsınız. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Ve baharat her zaman aksın.